kalede dövizi alıp satanlar var. Biz gittik para durumu olarak sokaklara çıktık. Hı hı. Ben ilk defa böyle bir heyecan gördüm. Gelince beraber izleyelim neler yaşadık Tahtakale'de. Elbette. Evet, 2013'ün son günündeyiz. Annemle çocuklar evde hindi ile içli pilav hazırlıyorlar. Ben de burada ayaklı borsayı görmeye geldim. İlk defa göreceğim ayaklı borsayı. Ayaklarım titriyor biraz. Risk işi tabii. Dolar, döviz, altın. Aynı zamanda şu anda dürüm yiyor herkes yan tarafta. Merhabalar. Evet, dürümümüzü de yiyeceğiz. Dolarlara, dövize de bakacağız. Neler olacak dolar konularında. Evet, ayaklı dolar borsasının girişindeyiz. Gördüğünüz gibi giriş yazısı var. Şöyle bir gösterebilir miyiz? Siz kaç senedir buradasınız? 25 senedir beyefendi burada. Bir dakika şöyle yapalım. Açma diyor. Açma diyorlar. Açma diyorlar, yasak geldi. Çok gizli şeyler oluyor. Aslında bütün yaptıkları legalmiş yani resmi. Hepsinin döviz büroları var. Ellerinde telefon, al sat al sat bağırıyorlar. Alsak mı satsak mı ne dersiniz? Şu anda neredeyiz? Kapalı çarşı. Ayaklı borsadayız. Aşağı yukarı piyasa rahmetli Özal'la birlikte başladı. Aşağı yukarı 26-27 senelik bir ömrü var. Bu zamandır ayaklı piyasa değişik mekanlarda kuruldu. En son 10 senedir de 2001 krizinden sonra şu anda görmüş olduğunuz yerde ayaklı borsa. Bütün dünya Türkiye'deki serbest döviz fiyatlarına bizim piyasadan alıyor. Bu kesinlikle ve kesinlikle doğru. Evet, tam buradan alıyor değil mi? Kalbi ya, kesinlikle yani, yani şu anda. Kalbi burası ama sistemi belirleyen bizim piyasa değil. 92-93 yıllarına kadar bizim piyasaydı. Ama Merkez Bankası'nın kasaları dolduktan sonra gündemi belirleyen, piyasaları belirleyen Merkez Bankası ve onun kontrolündeki bankalar. Piyasaları belirleyen bankalar ama serbest döviz fiyatlarının kalbi bizim borsa. Bunu kesinlikle kabul etmemiz lazım. Peki burada döviz alıp satılıyor değil mi? Şimdi ben içeri girdim, herkes bağırıyor telefonda. Ya burada, 405 perşembe. Buradaki arkadaşların hepsi resmi döviz bürolarının birer elemanı. Bizler de öyle. Evet. Buradan alınca bankalardan daha ucuza mı oluyor? Zaman zaman daha ucuza, zaman zaman daha pahalı. Şu anda bankalardan daha ucuz rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki şu anda doları olan ne yapsın? Yani yeni yılda ne öneriyorsunuz? Vallahi Ocak ayındayız. Dolar fiyatları belki yaklaşık 8-10 senedir ilk defa bu kadar yükseldi. Evet. 1780, 2113 aşağı yukarı %20'ye yakın bir yükselme var. Biz her zaman yükselenleri satar, düşenleri alırız. Piyasadaki uzmanlar, bu işi yapanlar genelde yükselenleri satar, düşenleri alır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolar çok yükseldiği için doları yerli yatırımcı genelde almıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Euro hem parite hem TL bazında çok yükseldi. Euro da, dolar da, yani biz dövizlere kağıt diyoruz. Altına da teneke diyoruz. Kağıtları genelde satıyorlar. Tenekeyi almaya düşünebilirler. Tabii. Kağıt döviz, ve teneke. Kağıt ve teneke. Altına da teneke. Şunu söyleyebilir miyiz? Yani küçük yatırımcılar için. Yani 2000 lirası var, 1000 lirası var, 500 lirası var. Yani bu doları ya da euroyu alıp satmak riskli bir şey. Bunu söyleyebilir misiniz? Bizim bulunduğumuz kapalı çarşı uzmanlıktan önce hayatın kendisi. Her çeşit insanı tanıyoruz. Sadece dövizle ilgili söylemiyoruz. Her çeşit insan buraya geliyor. Dediğiniz gibi 1000 lirayla 2000 lirayla geliyor. Burada 1000 lira 2000 lira hiç olmaz. En az 10.000 dolar, 10.000 euro. 10.000 biz dolar. Onları yani 5.000, 6.000, 10.000 gelen bile burada tanımayan insanlar alışveriş nasıl yapmam. Nasıl buraya getiriyorlar? Yani tehlikeli bir şey ya olmuyor. Ya bunlar döviz büroları dediğimiz için. Yani dışarıdan gelenlere biz yol gösteriyoruz. Döviz bürolarına gidin, onlarla işlem yani yapın. Döviz bürolarından. Burada biz tanımadığımız insanlarla mümkün olduğu kadar iş yapmıyoruz. Çünkü her türlü sıkıntıya tanımak ve güven önemli. %100. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. İyi seneler. Sizlere de kolay gelsin. Sağ olun.